Evet, Türkiye'nin aslında çok yakından ilgilendiren, sevindiren gelişmeler bunlar. Bakalım önümüzdeki süreçte bu ay konusuyla ilgili, yapılacak çalışmalarla ilgili, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konularla ilgili ne gibi gelişmeler olacak ama birçoğumuz heyecanlanmış durumdayız. Bu da bir gerçek. Başkan Erdoğan bunları dün akşamki grup toplantısında konuşmuştu. Düzeltiyorum, dün akşamki o uzay programında, Milli Uzay Programı toplantısında konuşmuştu. Bugün de partisinin grup toplantısında konuştu. Malum yeni anayasa konusu tüm partilerin bir numaralı gündem maddesi, gündem olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında yeni anayasa çağrısını yineledi. Diğer siyasi partilere de. Gelin hep birlikte yeni bir anayasa teklifi hazırlayalım ve bunu tartışalım dedi. Bir diğer yandan Erdoğan'ın hedefinde Doğu Akdeniz'e gerilimi tırmandıran Yunan Başbakanı Miçotakis de vardı. Erdoğan Türk işgali sözleriyle tepki çeken Mitsotakis'e haddini bileceksin, çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın dedi. bu şekilde yanıt verdi. CHP'li belediyeler başlığıyla konuşmasını sürdürdü Erdoğan. Bu belediyelerin hizmet sürecini de yayınlanan görüntülerle gözler önüne serdi. İşte grup toplantısından öne çıkan başlıklar AK Parti'nin. Toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine AK Parti grubumuz adına hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çalışmalarına değindi. Diğer siyasi partilere yeni anayasa teklifi sürecine katılın çağrısı yaptı. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan, vizyoner bir bakış açısıyla, üstün niyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım. Milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı, en ufku geniş ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Kötü manzaraların bazıları CHP'li belediyelerin iş başında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı diyen Erdoğan, CHP'li belediyelerin hizmet sürecini ele aldı. İstanbul'u sokakları çöplerden geçilmeyen, musluklarından su akmayan, ulaşımı felç, etrafı altyapısı olmayan gece kondularla çevrili, havası kirli, insanları sahipsiz ve mutsuz bir şehir olarak devralmıştık. Ekibimizle birlikte el ele verip birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. Kimden devralmıştık? CHP Belediyesinden devralmıştık. Maalesef bu kötü manzaraların bazıları son dönemde İstanbul'da yeniden hortlamaya İzmir'de ve CHP'li belediyelerin iş başında bulunduğu başka şehirlerde sıkça görülmeye başlandı. Doğu Akdeniz'e gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in sözlerine Erdoğan'dan yanıt gecikmedi. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın diyen Erdoğan haddini bil çakışında bulundu. Mitsotakis'le görüşebiliriz diyorum. Tabii ben bu açıklamayı yapıyorum. Bir de baktım şimdi Mitsotakis meydan okuyor. Şimdi sen bu meydan okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende bana meydan okuma. Haddini bil. Tabii ben buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.